Selamun aleyküm arkadaşlar. Ben bugün neredeyim? Ben bugün dayıma geldim. Annem de gelecekti ama o da malum etinden falan uğraştı. Kurban şeyleri vardı. O da dedi kızım siz gidin. Biz dedi daha sonra geliriz. Gideriz dedi. Yakınız dedi. Buradayız dedi. Sen gideceksin dedi. Gitmeden ziyaret et büyüklerim dedi. Allah razı olsun. Geldim. Siz de Allah şimdi, razı olun. Sizden de Allah razı olsun. Gelmişiz ya. Düğün yapmışsın. Hayırlı olsun. Sağ ol Allah razı olsun. Sağ ol dayıcım. Allah razı olsun. Gülsün Hanım. Sağında solunda dayım. Sağlamdasın. Dayım yenge. Sırtını da sağlam almışsın. Arkadaşlar. Ama benim sırtım boşta şu anda. Dolap var yani başımda. Dolaba yaslanamıyoruz ki dayı. Ondan sonra biz hep böyle arkadaşlar küçükken daha zaten 96'ya kadar köylerde yetiştim. Köylerde büyüdüm. Burada bulduk burada yerdik. Orada aşağıda bulduk aşağıda yerdik. Hep, aynen. Hep öyle günlere geldik. Hatta şu evin önünde eski evler var. Orada iki evli anneannem, dedem hep beraber duruyorlardı. Şimdi demin onu konuşuyorduk. Kaç kişi diyordu, daracık daracık yerlere sığdık da şimdi geniş evlere sığamıyoruz kızım dedi dayım. Yengem böyle dedi. Eskiden vardı geçinmek. Öyle, eskiden öyleydi. Birbirine sererdik yatağa, çoğu çocuk yatardı. Evet. 10 kişiden 2 kişi kaldı işte. 10 kişiden değil mi dayı? Ya. Dile kolay ama değil mi? Bir tane daha dayım var, Mehmet dayım. Bu Şükrü dayım. Bir tane de Mehmet dayım var. İki erkek kardeş de 4 kızdığınız. Dayı sen lakab olatan ismin neydi? Şükrü. Köp Şükrü. Lakab olatan. Yapam. Lakab olatan söylemen lazım dayı şimdi. Köp Şükrü diyorlar, başka bir şey yok. Köp Şükrü değil mi? Ama dedemlere karamelit diyorlardı. Hatta karamelit diyorlardı. Ben de anneannem de bembeyazdı. Derdim ki anneanne derdim. O zaman biz anneanne demezdik. Kocana derdik. Kocana sen bu dedemi nasıl aldın? Kapkara derdim. Kızım derdi. Beni bir torbacık sahneye verdiler. Vallahi öyle derdim. Ya önceden öyleydi ama. Önceden öyleydi. Bunlar fakirmiş. Dedemler daha çok şey varmış herhalde. Önceden geçim zordu. Anneannem de bembeyazdı, peynir gibiydi maşallah. Onlar da durumu iyiydi, bizim de o zamanlar inanmam. Allah razı olsun. Ve yine de az da olsa yine insan yokluk çekiyordu yani. Allah bereketini versin, Allah razı olsun. Yani, bugünümüze de şükür olsun, bugünlerimiz çok iyi. Şükürlerimize Allah'ımıza çok şükür. Evet. Siz babamla da çok çalıştınız gurbetlerde. Maden ocaklarında. Bu hizaya duruhunun gelmedi. Neler çektiği. Dayı sen yengemi nasıl aldın? He? Yengemi nasıl aldın? Bir sefer gördüm, görerek aldım işte ya. Görücüsü değil mi? He. Kaçırma, kaçırma yapmadı değil mi? Irmak kenarına gittim. Bu babası dedi ki, samanlık var, samanlığın üstünü ört dedi. He. O da tamam dedi, orada görmüştüm. İşte böyle aldım. Ben de bir şey yapıya sanettim. Evet değil mi? Yani bir samanlık üstünde bir karı sahip oldun ama değil mi? Bir karı sahip oldum. Yılmak kenarında. Ya. Sen de dayımı beğendin mi Dinye? Ne bileyim bilmiyordum ki. Çocuk kız. Çocuktu. Evlenmeye kimin aklı eriyordu ki? Ben de öyle işte. Ben de bunu kaç yaşında aldım ki? Kimin aklı eriyordu ki? Çocuk. O bana laf atmıştı Cemiyan'da. Ben de o kavahın yararım demiştim o zaman. Anam da eve gittim. Anama da dedim ya bana laf attı demedim de kimin kızsın diye sordu dedim. O da dedi ki kızım dedi sağlığa gelin size bir şey söyleyince dedi. Nasip sizinkisi de aynı öyle. Aynı. Nasip öyleymiş ama bak. Herkesin nasibi Cenab-ı Allah. Ama şimdi o dediği laftan utanıyor ama dayı. Utanıyor. Bu beni tanımıyormuş ama ben baldızım beni tanıyormuş. Tanımazmıştım. Olur be. Baldızım tanıyordu ama. Emine. Emine tanıyordu. Niye tanışmış tanım... Emine'yle? Yo. Bu tanımıyormuş beni. Tanımıyordum. Kimin oğlu olduğunu bilmiyordum. Biliyor musun? Cemiyan'ın da falan görüyordum. Bu tarif etmiş beni. O demiş filancının oğlu anne demiş bu da. Ondan sonra istemeyim istemeye gittik. Rüyasında görmüş beni. Rüyasında mı görmüş? Tabii. Be. Bak rüyasına kadar gitmişim yani dayı bu kadar. Çok yol baktım ama bu bayramda çocuklarım gelmedi. Onun için üzgünüm. Nasip inşallah. Nasip yenge ya. Şimdi herkes çalışıyor biliyorsun. El işi. Herkesin işi var.
el işi olduğu için. Gücü var. Yine telefonda görüşürüz. Allah razı olsunlar. Şimdi bunlar buraya gelsinler, kurbanlarını burada kesmeleri gerekiyor. Evet. Ama şimdi yaz olduğu için et götürmek çok sıkıntılı İstanbul'da. Evet. Bozuluyor et yani, yazık günü oluyor yani, ete yazık. Kötü oluyor evden çıkmadan. Yazın evet kötü oluyor. Ben bir sene burada et götürdüm. Mesela hani beraber burada kesmiştik ya da. Evet. Yani Çorum'a gittim, dünürüm oraya gittim, buzluğa koydurdum. Derinde dondurucuya koydum çünkü çözüldü et. Yani dayanmıyor ki. Bizimkiler de burada kaldı işte. Allah razı olsun yine Mustafa'nın arkadaşı varmış. Düğünlere ben varmış. Açıkçası. Onları düğüne götürmüşler. Etlerini dolaba yerleştirmişler. Evet. Müteahhiti. Öyle gitmişler. Siz o değildi. Eskilerden biraz anlatın bakalım. Eskilerde ne vardı, ne yoktu? Bizim bilmediğimiz şeyler. Kafamda kalmaya gidiyorsun. Eskilerden çok. Eskiden sevimli çekti. Yol yoktu. Yol yoktu. Araba yoktu. Sırtımıza yüklenirdik hındığımızı, ormana giderdik yiyecek almaya. Getirdik evde çoluğundan çocuğundan beraber yerdik. Hep de gurbete çıkıyorduk. Ben de gurbetten geri gelmiyordum. Biz burada yokluğla zaman geçirdik işte. Gurbette kazan, köyde ye. 6 ay gurbet yapardık. Köye geldik 15 gün dururduk. 15 gün sonra tekrar bir daha gurbete. Cindereler. Kömür ocakları. Pancarımız oldu ya. Kömür ocakları. Yine Allah razı olsun. Yine mekan sahibi işte. Oldu bunların yerinde. Sayesinde. Şimdi işte emeklisi olana köy güzel, süper. Ben çok şükür. Allah'ımıza işte. Çok şükür. Şükürümüzde. Devletten de Allah razı olsun. Hepten kuruşam kalıyorum kapıda. Bina ekmek paramızı alıyor. Evet. Bakıp geçiyor. Görüyor. Eskiden bayramlar nasıl oluyordu mesela? Ben çocukken hatırlıyorum. Önceden kurbanı keserlerdi. Herkes yemek verirdi. Kurban keserlerdi, pay verirlerdi çocuklara. Böyle sıraya girerdik. Her kalabalık hem bir yerlerde keserlerdi. Şimdi toplum bir alanda kesiyordu kurban. Böyle dağınık kesilmiyordu. Şimdi şu anda herkes kendi kapısının önünde kesiyor. Herkes birer parça et evet. Sıra diziliyordu. Aynen. Sıra diziliyordu. Evet. Bu et de öyle tatlı geliyordu ki millete evet. Sanki şey gibi sıra şimdi kemik geldi, et geldi, herkese bir yemeldi. Nasibin ne varsa bu geliyordu. Evet. Veriliyordu. Şimdiki bayram yok, önceki bayram yok da şimdi. Yok, önceki bayram. Ne tazı var, ne tuzu var. Ha bu hastalık o ortalığı mahvetti da. Evet. Benim diyemiyorsun, şey diyemiyorsun. Şimdi anasından babasından korkuyor adam. Evladından kaçıyor, evladı senden kaçıyor bu hastalıktan. Allah sonumuzu hayır etsin. Amin, amin. Hey gidi biz de işte. Çok zor. Ben de işte düğünleri saldım dedim gidelim adam dedim. Bu sene dedim Allah ama dedim de çocuklara nasip hani evlendirdim Allah nasip ederse bir mezar üstlerine. Bir işte babaannemi, dedemi, kayınpeder, kaynatanı. Ondan sonra bir ziyaret edelim dedik. Hem bayramda bir anasının, anamın babamın elini öpeyim. Kaç seneden beri bayramı yaşamadım. Gittiniz mi gece başına? Dün gittik. İyi etmişiz, çok iyi etmişiz. Çok güzel etmişiz. Ya ben köye kalırım da anamın babamı ziyaret etmene gider miyim? Yok yok. Gittiniz mi dün herhalde? Gitmez olur muyum ya? Ya sen gitmişler. Ne dedin ya? Dün biz sabah 8'de gittik. Ali Hoca dualadı, Kur'an okudu. Kanalımın üstüne gittik, duvarımın üstüne gittik, kocamanın üstüne gittik, kabir üstüne. Allah niyetimizi kabul etsin. Amin amin. Kimisin Allah nur işlerinde yapsın. Mezarları gördün de yaptırdın da camiyle. Evet. Çocuğun, anamın mezarını yaptırdım işte. Ya orada. Bak şurada, şurayı göstersene, burada durdular. Bak, eski. Mehmet dayımlar, annemler hep burada ömür gitti. Ömür gitti diyorsun ha? Kaç nesil gitti? Evet arkadaşlar. Kaç yıldır sayı bu ev? Vallahi vardı işte. 70 sene vardı. Hiç vardı. 70 yıl vardı. Annem buradan mı gelin oldu? Yoksa buradan gelin oldu değil mi? Ha buradan bu geldi. Bu evde. Ya. Burayı ben sonradan yaptırdım. Evet. Burası baba mülkü değil mi? Ha baba mülkü. Evet. Oranın şimdi Mehmet dayıma mı ait, size mi ait? Mehmet dayı. Baba mülkü. Önceden böyle odun neredeydi dayı ya? Böyle önceden böyle odun bolluğu neredeydi? Bakmıyor adam yok. Ya vallahi.
İleride de serenti var, serentiyi göster, serentiyi kiler. Serentide küpümüz vardı, külahımız vardı. Vay be. Hepimiz olduydı. Bu sefer erik meyvelerde de yok, hındıklarda da yok. Yenge. Elmalar, var, armutlar eriklerde çok, erimlerde yok. Ya, armut var mı? Erikleri. Var. Atın. Bu harma evde değil mi de ya? Ama güzel olur Berik ha. Millette var. Vallahi. İşte biz erken geldik. Bayram dolayısıyla öyle oldu. Ha, erken gelmesi az alıdı. Evet. Hmm. Nasip. Nasibimiz de varsa yerdik. Öyle. Allah nasip ederse inşallah böyle. İnşallah. Aynen benim evin çatısı gibi bu da çökmüş dayı. Ha, çöktü. Benim evin çatısı gibi. Öyle mi? Hmm. Serendiye baksana. Evet. Serendiye ona gidecek. Turşularımıza doğru. Gidiyor. Camiye ne kadar gidiyor bu yol? Bunu bilmiyordum bak. Evet. Eski yol ya. Eski yol değil mi? Önceden dayı bizim böyle patika yollarımız vardı değil mi? Aynen bak bir saniye. Bu kadar da geniş de değildi ha. Geniş yine. Buradan yine patika. Burası yine iyi bak. Önceden bizim patika yolumuz şu genişliğiydi arkadaşlar. Bazı yerler böyleydi, bazı yerler bu kadar da geniş değildi, daha dardı. Yani ne çileler çektik biz böyle yerlerde ya. Ama bugünümüze şükürler olsun. Evet, Gülsün Hanım yengesiyle dayısının arasına girmiş, kendini sağlam yer almış arkadaşlar. Evet, buna serendir derler bizde. Hambar diyorlar, serendir diyorlar. Evet. Misilleri kuruturlardı, asarlardı. Dayı bu kaç yıllık dayı? Burası 70-72 yıla olmuştu. Oğlu değil mi? Vay be. Evinin barabar, evinin barabar. Gene de yıkılmadım, ayaktayım diyor, görüyorsun değil mi? Ha, eski takla. Serendimizi koyardı. Turşumuzu koyardı. Turşum var. Ne varsa işte, hızdın koy. Ha. Bunun altında ahır da oluyordu değil mi? Ahır vardı altında zaten. Vay be. Evvelden. Elmalara baksana ne güzel. Hurma. Hurma var. Hurma ağacı arkadaşlar bunlar. Şurada bir tane hurmamızı gösterelim size de. Burada elması da var dayımın. Şurada da hemen Mehmet dayım oturuyor ilerisinde. Elmalara bak. Maşallah. Yıkılıyor, yıkılıyor. Dalları yıkılıyor arkadaşlar. Kendi küçük mü? Elması büyük maşallah. Evet. Çok güzel olmuş. Kıpkırmızı olmuş. Sigart elması. Ağaçlar tutup işte. Evet, hurmaları. Fındık bahçeleri var işte onlara doğru olan. Misiller. Misiller. Anam ne geçti? Geldiği zaman kızım diye ne mısır yiyebildiniz diye ne fasulye diye. Siz gittikten sonra ne oluyor her şey? Aynen. Nasip dedim annelerim. Ben sizi görmek için geldim. Kızım. Bu sene. Aynen. Hep öyle. Vallahi bu sene böyle sanki öleceğim de köyüm mü çekti, su mu çekti bilmiyorum. Bu sene çok istedim. Allah da nasip etti çok. Su mu çekmez de toprak çekebilir belki Gülsün Hanım. Öyle mi? Çeker Allah. Bunu Allah bilir de. Toprak kimi? Bu sene içimde çekecek. Yani. Canı gönülden gelmek istedim. Allah'tan nasip etti çok şükür. İşte arkadaşlar köyümüz böyle. Buradan camiyanı gösterip görülüyor mu acaba? Evet. Samallık derler bunu arkadaşlar bize. Hayvanların otlarını, yemlerini koyarlardı bunlara da. Evet. Önceden böyle bir yolumuz yoktu bunlarda bizim. Buna şükürler olsun. Bu yolumuz çok iyi şu anda. Yolumuzu da asfalt yapacağız. Öyle değil mi dayı? İnşallah. İnşallah tut ağacı. Burada da var yine dayının annesi. Var. Bekmez yapardı rahmetli babam. Bu sene elmalarda çok meyvemiz var. Bekmez yapar, kaynatırdı böyle. Beşimlerle, işlerle yapardı. Eğe gidersin. Fakirlik de vardı. Her şey lezzetliydi ama. Evet. Çok güzeldi. Karşım böyle şeylerimiz. Köylerimiz, mahallelerimiz. Evet arkadaşlar. Yemyeşil. Evet. Buraya günü deriz. Arkadaşlar, dayımın evinden buraya tepe derler. Ondan sonra lakabı da Tepeli Şifre derler. Dayım da küpsürüz derler, böyle tanırlar. Dayımın evinden herkese kucak dolusu selamlar, sevgiler. Allah'a emanet olun, hoşça kalın. Bizi izlemeye devam edin arkadaşlar.